Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Doğu. Bugün sizlere Gamgam ile alakalı, yeni ISO sistemle alakalı bilinen bilinmeyen her şeyi genişçe açıklayacağım. Şu anda canlı yayındayım ve zaten chatim de akıyor, gördüğünüz üzere size selam yolluyorlar. Ben her gün, hemen hemen her gün canlı yayın açmaya çalışıyorum. Canlı yayınlarımı da takip ederseniz sevinirim. Genelde akşamları açıyorum. Değineceğim konu eskiden neydi, şimdi nasıl? Yani genel itibariyle ISRO'yu işte bu 2008-2010-2011'de bırakıp da şimdi Gengami ile birlikte oyuna dönmek isteyenlere oyunu bütün hatlarıyla özet geçeceğim. Şimdi eskiden bildiğimiz sistemi unutun abi. Başlangıçta bu. Yani eskiden oynadınız, Silk Road artık o Silk Road değil. Şimdi başlangıçta en önemli değişken nedir diye soracak olursanız skill sistemi abi. Önceden neydi? Bugün private serverlarda hala daha devam eden mevzu, skill mevzusu. Şu mesela siz Cold'u, Light'ı, Fire'ı değişik değişik skill master'ı up'lar vererekten dengeleme yapabiliyordunuz toplam master'ı puanına göre. ISRO'da böyle bir şey yok. Eskiden de böyleydi ama artık öyle değil. Örnek veriyorum. Fire'ı buradaki güç yani force yerine geldiğiniz zaman da fire'a ya da lightning ya da cold'a bir level verdiğiniz zaman da bu iki tane diğer iki tanesi de aynı şekilde aynı anda level up yapıyor otomatik olaraktan. Yani siz cold'a atıyorum sıfırdan bir level verdiniz, light de bir oluyor, fire de bir oluyor ve bunların aldığı üçünün aldığı bir level bu master'ı de bir level olarak gözüküyor. Aleykümselam Şofben, hoş geldin kardeşim. O yüzden bu durum özellikle int arkadaşlara, int build'de olacak arkadaşlara çok yarıyor. Çünkü hem defansını maksimuma çekiyorlar, hem atağını maksimuma çekiyorlar ve ayrıca buradan da bir tane ekstra yan build açabiliyorlar. ISRO'nun en yeni, yani en yeni diyebileceğimiz, insanlara en yabancı gelebileceğini düşündüğüm mevzu bu. Yani skill sistemi. Bu tabii ki STR'lerin de işine geliyor aslına bakarsanız. Çünkü STR bir adam da aynı şekilde int gibi defansını maksimum yaptığı gibi atağını da maksimum yapabiliyor. Aleykümselam Legal Zor, hoş geldin kardeşim. Fakat işin force debuff'ına geçtiğimiz zaman da, yani şöyle söyleyeyim, Glaive Force oynamayı düşünen ya da yan build'ini force yapmak isteyen arkadaşlara şöyle bir kötü haberim var. Abi force açmak hiçbir işe yaramıyor eğer main karakter yapıyorsanız. Yani eğer ki botur, buffer char yapacaksanız tabii ki de force çok mantıklı. Fakat normal main yapacaksanız force açmanın size hiçbir katkı sağlamadığı gibi dezavantaj da sağlıyor. Şöyle ki zaten birazdan göstereceğim. HPMPG ya potçu da normal bildiğimiz klasik öncesindeki gibi Universal Pill ile Purification Pill ayrı ayrı değil, tek bir tane pill var. O da saniyede hem Universal Pill'in yaptığı işi yapıyor hem Purification Pill'in yaptığı işi yapıyor. Öyle söyleyeyim. Yani mor üzümle siyah üzüm birleşmiş gibi düşünün abi. İkisinin işlevini tek bir pill yapıyor. Onu da saniyesinde yapıyor. Aleykümselam Sativa kardeşim, hoş geldin. Ve bu da ne demek oluyor? Forcesiz bir insana, yani PvP attığınız bir insana debuff attığınız zaman da attığınız bu debuff'ı saniyesinde silebiliyor abi. Yani bu da force'un hiçbir manası olduğunu, hiçbir manası olmadığını gösteriyor. Evet Enes, gir kardeşim. Konuş. Ya şöyle, force direkt tamamen hiçbir manası yok demektense birazcık support build'i konumuna geliyor. Yani diğer oyunlarda bildiğimiz support karakterler gibi. Hani mesela Scroll'da her Çin oynamış insanlar her karakterin elinde bir silah alır, o silahı kullanır. Ona göre oyun oynar anlayışı vardır. Hani bizim burada Force'tan vazgeçmemiz bu kısımda oluyor. Yani çünkü sen bir Force'u açtığında yanına el yakmanın getirdiği Firelight Cold'u açmak zorunda kalıyorsun. Çünkü iki tane seçim hakkın var. Seçim haklarının bir silah, bir Fire, Light, Cold'un birleşimi olan Master'i, bir de Force. Üç tane var. Bunlara iki tanesini seçme hakkı sunuyor oyun sana.
Force'u seçtiğinde yanına el yakma olanı seçiyorsun. Yani Firelight Pole'u seçiyorsun. Onunla da en fazla içeride int yapıp nuke atabiliyorsun. Yani yine bir saldırı gücün oluyor ama yanında hiçbir şekilde silah master'in olmuyor. Sorun buradan kaynaklanıyor ama Force yine support karakter olarak düşündüğünde işe yarar. O nasıl işe yarar? Hani dediğin debufflar tabii ki geçersiz. Onda sıkıntı yok ama mesela 80 level'da Healing Orbit var. 90 level'da Mana Orbit var. Yani bunlar normalde EU karakterlerde olan skill'ler. Yeni skill sisteminde Çin karakterler de bu skill'leri kullanabiliyorlar. Bu yönden Force'lar saldırı gücü olarak düşünülmeyip support karakter olarak düşünülebilirler. Ya ben zaten burada support karakter olunca nasıl olunacağını ileride söyleyecektim de ben burada ilk 5 1v1'den bahsettim. O zaman Force Cold evet, Light evet. Fire akmadı mı? Aktı kardeşim. Yap da beynin pekmezine akılsın da kardeşim Batuhan. Her neyse şimdi skill sistemi bu SS karakterlerin güvendiği blade skill zehirleri bir işe yaramıyor mu? Yani artık bu pil birleşimiyle yaramıyor. Çünkü o debufflar yani zehirler saniyesinde siliniyor kardeşim. Geçeceğim bir diğer konu da şu. Yani insanların en büyük tepki koyduğu ikinci mevzu, skill'den sonra tepki koyduğu ikinci mevzu da yeni job sistemi abi. Yeni job sistemi eski job sistemi gibi değil. Eski job sistemi şu, alıyorduk malı işte Jangan Hotan arası, Jangan Doğan karısı ya da Hotan Doğan, Hotan Jangan. Neyse ne yapıyorduk abi, Trader Hunter oluyordu. Sen trade'le alıyordun işte kervan petinin üstüne biniyordun, malları yüklüyordun yıldızına göre, parasına göre yıldızı artıyordu. Seni koruyan hunter oluyordu ya da olmuyordu fark etmez ve sana dalan bir tane thief oluyordu. Senin malını yatırıp o malı kaçırmak isteyen thief oluyordu. Bu devir bitti. Öyle bir devir yok. Onu unutun abi. Yani bu eski sistem yok bu oyunda. Aisto'da olmadığı gibi bu serverda da maalesef yok. Yani Gengami bu ilk reklamları verirken eski job sistemi olacaktı falan filan demişti ama belli ki yapamadılar. Yani Joymax bu konuda yumuşak davranmadı diyeyim şeye Gengami'ye. Yani izin vermedi bazı konularda. Diğer konularda olduğu gibi. Özet şekilde yeni job sistemi var. Job sisteminde şimdi şöyle bir şey var beyler. Hemen göstereyim. Şimdi job sistemi farklı olduğu gibi oyunda önceden bir normal itemınız bir de dress itemınızı gösteren yer oluyordu. Buradan değiştiriyordunuz. Üçüncü bir sekme geliyor. Buraya da job itemlarınız oluyor. Bu job itemları nasıl yapıyorsunuz? Onu söyleyeyim size. Rune sistemi denen bir şey var beyler. F10'dan rune'leri alıyorsunuz. Mesela iki tür rune var. Birincisi magic rune. O da blue'unuzu basmayı sağlıyor. Bir de reinforcement rune var. O da job item'ınıza artı basmayı sağlıyor. Bunlar F10'da mevcut. Job item'ların nasıl yapıldığından bahsedeyim istersen ben biraz. Dur bir dakika. Şimdi, F10'dan göstereyim de şunu. Göster bunları. F10 rune yazınca beyler burada çıkıyor. Mesela bunlar magic, bunlar reinforcement rune'lar. Bunlarla artı basılıyor. Bunlarla da blue basılıyor. Evet Enes. Anlat şimdi bakalım. Şimdi sen şey yapsana bir çare reloj at job seçme kısmı var. Bir anda onu göster ben de job itemların yapılışından bahsedeyim. Şimdi job seçmeyi gösteririz. Sıkıntı yok. Kervan sistemi artık eskisi gibi işlemiyor. Kervan yine var ama kervanın karşısına sen ödül olarak gold almıyorsun. Kervan petini mesela gidip atçıdan almıyorsun. Job sekmesinde bir transport skill'lere job sekmesi diye bir sekme geliyor. Oradan mesela kervan peti açabiliyorsun. Bu kervan petini kullanmanın nedeni şu şekilde. Kervan çekerek oyunda gold elde edemiyorsun az önce dediğim gibi. Ama job itemlarının oluşturulması için gereken blue ve black stone'u oyunda kervan çekerek elde ediyorsun. Bu yüzden kervan sistemi yine önemli. Fakat bu itemların elde edilmesi yani şöyle çok fazla kervan çekmeni gerektirmiyor. Yani geçmişte yapıldığı gibi yüzlerce saat kervan çekip gold kasma gibi bir şey olay yok ortada. Ne yapıyorsun? Şimdi senin bir tane job envanterin oluyor. Bu job envanterine kervan mallarını mob keserek düşürüyorsun ve bunları topluyorsun.
Sonra bu mallar işte job envanterin dolduğu kısımdan sonra gidip kervan çekiyorsun. Yahya onu aslında skill'lerden gösterebilirsin. S'ye bir bas bir. Job görebiliyor muyuz oradan? Evet. Tamam. Orada mesela bak mesela açmamışsın onları. O skill'leri up'la. Orada ikinci sıradaki olması lazım. Ona bir tıkla. Ne çıkacak? Orada bir şey açıldı değil mi bir sayfa? Nerede? Oraya trader evet, poğaça tıkladığında. Açıldı. Orada mesela moblardan kestiğin kervan malları kesip de düşürün kervan malları burada toplanıyor. Aleykümselam, sen işte. Daha sonra burayı doldurduktan sonra şehirdeki trader'a gidip iki işlem yapabiliyorsun. Bunlardan biri direkt bildiğimiz şekilde kervan çekmek. İşte bunun için ne yapıyorsun? Job skill'leri o üstte gördüğünüz ilk satırdaki kervan petini açıyorsun. Sonra ben bu trader'a ben şuradan ben trader'a tıklayıp işte kervan çekme işlemini başlatacaksın. Ondan sonra oradan Jangan'la Hotan'a yürüyeceksin. Bu işlem karşılığında sana oyun işte Hunter'san Bluestone, Thief'san Blackstone verecek. Bu Bluestone ve Blackstone'lar az önce dediğim gibi job item'ların oluşturulmasında gereken şeyler. Aynı zamanda ticket denen bir şey verecek sana bu kervanı çekmenin sonucunda. Bu ticket da şöyle bir şey. Bunu gidiyorsunuz. Magic Pop NPC'sine herkes biliyordur. Gori NPC'si. Oraya gidiyorsunuz ve o verilen ticket'ları exchange ediyorsunuz orada. Yani onları dönüştürüyorsunuz ve size farklı level'larda bir sürü job item yapma materyali veriyor. Bu materyalleri az önce dediğim Blue Stone ve Black Stone'ların birleşiminden oluşan Shining Stone'ları kullanarak yeni bir item yapmakta kullanıyorsunuz. Yani bu birazcık üstün kör oldu farkındayım ama böyle bir sistem var yani. Bunu anlatma nedenim eskisi gibi gold çekme gold için kervan çekme yok. Job item'ların oluşturulması için gereken materyalleri elde etmek için kervan çekme var. Şimdi ben toparlayayım. Kısacası bu şekilde. Toparlayıp beyler. Bir şey daha var ama az önce şey dedim ya iki tane kervan çekme job item'larla yapabileceğin iki şey var. Biri dediğim gibi direkt kervan çekme. Biri de o biriktirdiğin kervan mallarını direkt burada yatırım olarak çevrilmiştir büyük ihtimalle. Yatırıyorsunuz. Ondan sonra o bazı videolarda görmüşsünüzdür belki. İşte GM kervanı diye bir şey var. Hani böyle yürüyen bir büyük bir behemoth var. Yanında kervan petleri falan var. Bu direkt server'ın içinde oluşturulmuş otomatik bir kervan. Bu kervan oyundaki bütün herkes kervan mallarını invest ettikten sonra belli bir seviyeye ulaştıktan sonra otomatik olarak işte Jangan'dan Hotan'a çekiliyor. Ya da başka şehirler arasında da olabiliyor. Random karar verilen bir şey bu. O şekilde sen invest ediyorsun. Bu otomatik kervan bir script üzerinde gidip geliyor. O script üzerinde giderken mal işte sen yine job savaşı yapabiliyorsun. Çünkü Hunter'ların ve Thief'lerin farklı şeyler oluyor. Petleri oluyor. Berserker. İşte Hunter'ların kervanı giderken mesela Thief'ler dalıp bu kervanı yatırıp içinden düşen malları toplayabiliyorlar. Bu malları direkt şeyde kullanabiliyorlar. Tekrar kendileri kervan çekmek için ya da Thief'ler adına kervan malı yatırım yapmak için kullanabiliyorlar. Eğer bu kervan malları eğer otomatik bir şekilde gideceği şehre ulaşırsa yani oyun tarafından ulaştırılırsa ve karşı job buna engel olmazsa sen yatırdığın mal miktarı kadar Blue veya Blackstone alıyorsun. Bu işlemden ticket alınmıyor. Sadece Blue ve Blackstone alınıyor. Ticket için direkt kendinizin kervan çekmesi gerekiyor. Kısacası bu şekilde. Aleykümselam El Nino, hoş geldin kardeşim. İbrahim, bilmiyorum kanka, daha belli değil. Cihangir, hoş geldin. Crossing Band, evet kanka, kimsenin skin'de olmayacak. Doğru söylüyorsun. Beyler, toparlamak gerekirse şöyle bir şey. Aleykümselam Cihangir. Şöyle bir şey. Kervan öncesi gibi gold kasmak için değil, job item yapmak için. Job item'da da iki çeşit rün var. Yani job item'lar rünle geliştiriliyor. Öyle söyleyeyim size. Magic Rune Blue basmaya, job item'a Blue basmak için, Reinforcement Rune de o job item'a artı basmak için. Bu Magic Rune ve neydi lan bu? Reinforcement Rune'ü
F1'dan da alabiliyorsunuz. Yani direkt buraya rune yazaraktan F1'dan da satın alınabildiği gibi. Alıp göstersen abi onları bir. Hem Magicpop NPC'sini exchange edelim, neler verecek bize görelim. Ya şimdi dur bak, ben şunu söyleyeceğim. Bunlar F1'dan alınabildiği gibi aleykümselam alfa. Styre Clash Event'ından da alınabiliyor. Styre Clash Event'ını bilmeyenler benim YouTube kanalıma girip de orada Styre Clash yazıp da aramaya görebilirler. Bunu Styre Clash Event'ini kazandığın zaman da kazanana birer tane veriyor. Her birinden birer tane veriyor. Styre baktı mı bilmiyorum kanka, onu deneyeceğiz. Fakat ben bunu önermiyorum. Çünkü bu zor. İçeriye çok fazla insan girecek. O yüzden birinci olmak, yani bu event'in kazananı olmak biraz zor. Evet, yani parayla alınması biraz daha kolay. Yani donator'lar için, parası olan adam için bunu elde etmesi biraz daha kolay. Onun haricinde beyler, bu server'da, yani ISO'da olup da bu server'da olmayan Magic Pop'ta item'lar var. Onları da gösterelim hemen. Ya şimdi önce şeyi göstersen, o run'ları bir al. Bir paket run al. Al bir F1'la. Ondan sonra Magic Pop'a git. Orada runları exchange etme şeyi var. Tamam. Sana random olarak şey verecek. İşte low veya lowest, yani level'ına göre. Geldi mi şeye? Geldi. Tümünü al diyoruz. Hey, wake up. 11'li pek beyler. 11'li peki 47'si. Gore'ye geliyorsunuz burada. Neydi? Sayılı Magic ürünleri takas et diyor. Evet, onu takas et diyorsun. Mesela şimdi sana farklı level'larda bir sürü şey veriyor. Evet. Rune verdi. Mesela şimdi farklı özelliklerde rune verdi. Şimdi reinforcement'ları da takaslayalım. Konuşmayı bitir dedik. Burada da medium quality, low quality ve high quality reinforcement rune verdi. Zannedersem medium 20 de pardon, low 20, medium 50, high 80 level değil mi? Yok değil. Lowest var. Lowest'lar 20 oluyor. Şimdi job item'larının seviyeleri var, level'ları var. 20, 50, 80, 100 ve 120. Şimdi bu server 90 cap olduğu için bizi ilgilendiren 20, 50 ve 80. Evet. Lowest olarak geçenler 20 level item'lar. Low'lar 50, medium'lar da 80 level. Her item için işte kendine özel olan blue'dan basmak zorunda kalıyorsunuz. Ve blue'lar mesela STR 1, 2 ve 3 olabiliyor. Ve HP, MP de 100, 200, 300 olabiliyor. Burada amaç, yani yapmanız gerekeni söyleyeyim. 3 ve 3 STR int ve 300 HP, MP blue'larını bulmak. Yakalayıp bunları yaptığınız, oluşturduğunuz job item'a basmak olmalı. Eğer bir STR falan basarsanız o birazcık çöp olur. Yani yapmışken en iyisini yapmanız gerekiyor. O şekilde anlatayım yani. Aynı şekilde artı basma olayı da yine 20, 50 ve 80 olarak ayrılıyor. Job item'lara artı basarken artı 1 inip eksi 1 düşebiliyor fail olduğunda. Yani mesela artı 4 bir job item'ıza bir artı 1 daha deneyeyim dediğinizde başarılı olursa 5 oluyor, patlarsa 3'e düşüyor, yani 0'a düşmüyor. Hatırladığınız Elixir'la yaptığımız normal artı basma sisteminden farklı. Yani o sistem burada var ama Job'un artı basma sistemi bundan farklı, onu anlatmak istiyorum. Devam edebiliriz. Evet beyler, şimdi bu Job item mevzusu biraz karışık. Bunu yani Job'a başladığınız zaman da zaten öğreniyorsunuz. Şimdi anlatınca şöyle söyleyeyim, açık konuşayım, ilk başta ben de bir bok anlamamıştım moruk. Yok işte item'ı şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, şu şuradan geliyor, bu buradan geliyor falan filan. Aleykümselam Mustafa, hoş geldin kanka. Bunlar anlatılınca moruk böyle karışık gözüküyor ama bunun uygulamasına geçtiğiniz zaman da ha bu böyleymiş diye şey yapıyorsunuz. Direktmen çakıyorsunuz mevzuyu. Kanka bu zaten video olacak Cihangir, bunu videoya dökeceğiz. Hala bilmiyor gibiyim. Evet kardeşim, çünkü uğraşmıyorum. Anladın mı Ömer? Konuşma. Evet. Şimdi bir diğer mevzuya geçelim beyler. Bu oyunda iki tane önemli şey var. Azure'dan ayrılan iki tane büyük mevzu. Birincisi Lamp Quest'in olmaması. Yani lamba görevini yapıp da moruklar
sun item alınamıyor burada. Yani 10 derece sun item falan filan düşmüyor burada. O yüzden donatçı tayfa seri üzgün ya da seri kızgın atıyor abi. Onun haricinde bir diğer mevzu, Magic Pot'tan da sun düşmüyor. Anlıyor musunuz? Yani hiçbir türlü sun elde edemiyorsunuz abi parasıyla. Öyle söyleyeyim. 9 degre sun'lar da yok kanka. Yani Magic Pop'ta 9 degre sun mesela Çin zırhı diyorsun. Düşük degreler var ama 9 degre. 9 degreden bahsediyorum ama düşük degre tabii ki var. 9 derecede bu şu an gözüküyor fakat bunu fixleyeceklermiş. Kendileri söylediler. Bu sadece kalmış. Head olmasının sebebi şu. Head'den çift olduğu için bir görünen bir görünmeyen. Ondan dolayı birini kaldırmışlar. Diğeri kalmış kardeşim, unutmuşlar. Her neyse, onu da kaldıracaklarını söylediler. Onun haricinde bir diğer konu şu. Job kasma ve bu job kasmanın avantajları, dezavantajları. Şimdi şöyle bir şey var beyler. Job item'lardan bahsettik. İşte hani dedik 20, 50, 80. Bunları nasıl giyeceğiz? Kendi karakteriniz isterse 90 olsun, isterse 110 olsun. Job level'ınız 0 ise 20 level job item bile giyemiyorsunuz. O yüzden sizin job level kasma zorunluluğunuz var. Aleykümselam. Dük hoş geldi kardeşim. Şimdi job level kasma zorunluluğunuz olduğu için de sizin job suit takıp da job kasmanız lazım. Job görevleri var, job kasma görevleri var. Onlarla birlikte kasıyorsunuz. Job kasma görevinin avantajı şu. Yani job suit'le kasma görevinin avantajı şu. Hem kasıyorsunuz. Yine biri doğmuş. Sorma ya. Dur ben şu şeyi kapatıp geliyorum. Ya oğlum sitede kafede oluyor. Bir sus da anlatayım ben. Bir sus anlatacağım. Oğlum valla her gün biri doğuyor. Ben anlamadım. Amına koydum yerinde. Yine birisi evlenme teklifi. Ya kanka bir evlenme teklifi ediyorlar. Bir evleniyorlar. Bir işte doğum günü kutluyorlar. Bilmem pasta kesiyorlar. Her neyse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Job suit'i takaraktan job level kasmanızın sebebi şu. Job level kasarken aynı zamanda normal XP'nizi de kasıyorsunuz abi. Bunu yaptığınız için de şöyle bir avantaj var, ikisini aynı anda götürebiliyorsunuz. Bu güzelliği var. Bir ikincisi, job kasarken işte görevleri yapıyorsunuz, job level'ınızı sürekli kovalıyorsunuz, bir aktiflik de oluyor. İşte bu aktifliğin getirdiği dezavantaj da şu, job suit'le kastığınız zaman da, yani job mod'la kastığınız zaman da bilgisayar başında durmak zorundasınız. Neden durmak zorundasınız abi? Çünkü sizin anti-job'unuz bir adam. Sizin anti-jopunuz bir adam abi gelip sizin tepenize binebiliyor. Siz eğer bilgisayar başında değilseniz siz orada ölüyorsunuz abi. Ve siz job kastırmıyorlar size. Yani level kastırmıyorlar öyle söyleyeyim. XP gelmiyor. Ne jobunuza geliyor, yani ne job level'ınıza geliyor ne normal level'ınıza geliyor. Yani hiçbir türlü kasamıyorsunuz. O yüzden job suite'iniz takılı olduğu zaman da bilgisayar başında durmanız gerekiyor. Bu da oyunu aktifliği sürüklüyor. Yani siz job moddayken aktif olmak zorunda olduğunuz için hem sizin jobunuzu hem sizin anti jobunuzu ikisini de aktif olmaya zorluyor. Yani avantajı var ama dezavantajı da var. Yani job kasmanın durumu böyle. Onun haricinde şöyle bir şey söyleyeyim ben size beyler. Bu job itemlarda asıl olan level değil blue. Yani normal itemlerdeki gibi değil. Ya yani onu da şöyle söyleyeyim, eğer rank 1 char yapacaksanız aga, diyorsanız ki aga ben dalgayı kaldırdım, ben bu oyunda vuracağım. Server'ın ortasına vuracağım. Diyorsanız kardeşim tabii ki de max level, max job level neyse onun itemlarını giymeniz sizin için daha iyi. Ama yok aga ben öyle, bizim hani etimiz ne, budumuz ne, biz oyunu oynayalım, biz zevkine bakıyoruz, öyle rank 1'de gözümüz yok, hani oluruz da öyle çok rushlamıyoruz diyorsan, o zaman kardeşim Blue'ya daha çok önem veriyorsun. Çünkü moruklar, yani asıl olan zaten Blue. Rank 1 kasan adam zaten onun Blue'sunu da yaptığı için. O yüzden ona bir şey demiyoruz yani. Ama siz kardeşim normal takılıyorsanız oyunda, yani zevkine falan filan takılıyorsanız şey oluyor moruk. Yani Blue'ya daha çok önem verin. Demek istediğim bu. Onun haricinde Lambo yok demiştik. Battle Arena'dan, bakın oyundaki Battle Arena'dan beyler,
Onu da göstereyim. Hotana geçmem lazım bunun için. Battle Arena'dan beyler San ACC alınıyor. Yani San aksesuarlarınızı Battle Arena'dan alıyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla eğer ki şeyse, bu arada oyunda bot çalışıyor abi. PH bot da çalışıyor, S bot da çalışıyor. Crack'li botların hiçbirisi çalışmıyor. Parası botların hiçbirisi çalışmıyor. Infinity'ye de geleceğim. Şimdi arena item sorumlusu var burada. Buraya geliyorsunuz işte buradan San ACC'ler alınabiliyor. İşte burada gereken 9 degre ringler için gereken neymiş? Arena coin 186. Nickless için 245, earring için 207 tane istiyormuş. Şimdi Battle Arena'da girdiğiniz zaman da eğer ki random ya da parti bea giriyorsanız beyler, kazanırsanız 5, kaybederseniz 1 veriyor. Job ya da Ghoul Battle Arena'sına girebiliyorsanız da beyler, giriyorsanız orada da kazanırsanız 7, kaybederseniz kardeşim 2 veriyor. Dur lan, şu not almıştım, ondan dolayı bakmak zorundayım. Ha şimdi Battle of Infinity'yi soran kardeşim Dimarzio. Dimarzio kardeşimin sorusunu hemen cevaplıyorum. Battle of Infinity. Aga, Battle of Infinity'nin esas olayı şu ki, Battle of Infinity size iyi bir X veriyor. Battle of Infinity'ye girme level'ınız kaç? 71. Ya şöyle ünlem game gamini yazın da şu çocuk şey yapsın ya. Dimarzio oğlum. Dimarzio. Aynen öyle. Battle of Infinity'ye giriş level'ınız beyler minimum 71'de giriyorsunuz. Günde toplamda 4 defa giriyorsunuz. İkisi solo, ikisi partili olmak üzere 4 defa Battle of Infinity'ye girebiliyorsunuz. Infinity galiba yokmuş burada. Bir baksana, bir menajere tıkla. Sonsuz savaş alanı. Arana sorumlusuna sonsuz savaş alanına tıklıyorum. Yok, burada giriş yapılmıyor. Tamam, yok. Aynen, Infinity kaldırılmış bu soru burada. Battle of Infinity de kaldırılmış. Infinity de kaldırılmış beyler. Yani bu da Astro'da açık, burada kapalı. Yani olursa Battle of Infinity de böyle. Olmazsa zaten önemli değil. Ha, olursa diye söylüyorum ben size. Onun haricinde beyler oyunda makrobot var. Şimdi ben size makrobotu, zaten benim makrobot videom var. Ünlem makrobot yazaraktan da zaten buradan direkt makrobot videoma geçebilirsiniz. Fakat ben size tekrardan onu yenilemek adına göstermek istiyorum abi. Battle of Infinity'si ya. Kafayı kırdık Battle of Infinity ile. Evet beyler, geliyorsunuz buraya. Makrobotu açıyorsunuz buradan abi. Öncelikle şu T'ye basıyorsunuz. T. Yani sağ basmanıza da gerek yok. T'ye bastığınızda abi, bu geliyor. Buraya HP MP'nizi koyuyorsunuz. Bunu koyuyorsunuz. Buraları tıklıyorsunuz. Sonra pet oyunda olmadığı için pete gerek yok. Oto becerilere geliyorsunuz abi. Europe'da silah koyuluyordu. Zannedersem burada koymaya gerek yok diye düşünüyorum. Burada koruma becerilerini yapılandır diyor abi. Buraya el yakmanızı koyuyorsunuz kardeşim. Dur, nereye koyuyoruz el yakmayı? Buraya koyuyoruz. Ama yok, buraya da koymuyoruz. Her neyse. Buraya koyuyorsunuz beyler el yakmanızı. Buff'ınızı da koyuyorsunuz. Tamam, işte ne yapsın? Snow bassın. Anlıyor musunuz? Snow bassın. Bir de işte Bloody bassın kardeşim. Hadi Light da bassın. Biraz da ölmesin. Bunu bassın kardeşim. Tamam mı? Ondan sonra kardeşim hepsini koyduk. Neyse, boş verin. Buradan geliyorsunuz kardeşim. Küt, ben meteora atmak istiyorum. Ardına kardeşim koyacağım Hellfire'ı. Ondan sonra bir neymiş lan bu turna şimşeğini. Turna şimşeğini koyduk değil mi kardeşim? Bunları kaydettin mi? Kaydettim. Bak, burası çok önemli. Bunları kaydediyorsun kardeşim. Kaydedildikten sonra kapanıyor ekran. Hemen T'ye basıyorsun, açıyorsun. Tamam mı? Oto becerileri koydum buraya. Ondan sonra burada oto avlanma var. Burada mesela avlanma menzili range, yani moruk. 30 metre alanında mı yapsın, 70, yani o duruma göre. Ben şimdi 100 yapacağım hepsini görmesi için. Vahşi savaşçı modu dediği bizim zerk moruk. Anlıyor musunuz? Zerk yani bildiğin çıldırma aga. Ha, öyle söyleyeyim. Hepsinde geçerli olsun diyorsun burada. Champion, Giant, Unique falan filan var. Ondan sonra auto diriltmeyi yapılandır diyor. Mesela burada Resurrection Scroll var. Ondan sonra kasabada diyor. Yani Town'da yeniden başlıyor. Yeniden dirilme için bekle diyor. Yani birinin res atmasını şey yapıyorsunuz. Auto geri dönmeyi yapılandır denen bir şey var beyler. Bu önceki makrobot videolarında da bahsettiğim, videoları değil videosunda bahsettiğim gibi. Bu nereden kalma? Önceden Ayso'da biliyorsunuz ki
Burada VIP bataryası vardı ve belli bir saatten sonrasında şehre return atmanız lazım ki bu VIP yenilensin diyor. Oradan kalma bir şey. Burayı yapmanıza gerek yok. Repair Hammer'da Repair Hammer kullan. Eğer inventörünüzde varsa kullanıyor. Yoksa kasabaya dönüyor. Eğer repair, yani durability olduğu zaman da, yani üstünüz yandığı zaman da. Aleykümselam Cem, hoş geldin kardeşim. Aleykümselam Fikret, hoş geldin. Energy of Life dediğimiz bu yere attığımız çiçekler size ekstradan enerji, işte atak, defans bir şeyler veriyor. Buna tık attığınızda onu kullanıyor kasarken, ekstra size güç. Onun haricinde HP MP potu ondan az kaldığında otomatik dönüş. Bu klasik botta yaptığınız bir şey. Otomatik toplama var, bu sıfırları ne bilmiyorum. Şimdi ben bunu yaptım kardeşim. Bunu kaydediyorum. Sonra diyorsunuz ki abi niye olmuyor? Niye çalışmıyor? Çünkü kardeşim şunu yapmıyorsunuz. Şu sağda, bak sağda saat gibi bir şey var. Buraya tıklıyorsun kardeşim, sol tık. Oto becerileri 10 yapıyorsun. Burayı 10 yapıyorsun. Oto avlanmayı da 10 yaptığında kardeşim. Bunun bir cooldown'u var. Avlanmayı yapsana kardeşim. Neyse dur. Vuracak bu, vurmadı. Niye vurmuyor? Çünkü silah koymadık. Evet. Silah da koyalım beyler. Silah inventory'den koymamız gerekiyor. O zaman burası da, yani ilk gün yaptığımda öyle değildi de artık öyle olmuş. Neyse. Siz silah da koyuyorsunuz beyler. Ulan açsana şurayı. Şuraya kardeşim silah koyup kaydet diyorsunuz. Sonra silah ele takıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Otavlanma. Oğlum otavlanma çalışmıyor. Seçeneklerden otavlanmaya geliyorum. 100 yapıyorum. Bunu 10 yapmayınız. Niye yapmıyor kardeşim? Kapatmışlar mı acaba diyeceğim de. Otobotu mu kapatmışlar lan acaba? Dur kendimiz target alalım. Vuracak mı? Kendimiz target alınca vuruyor. Ama vurup otavlanmayı açamıyoruz. Ne? ISO'da normalde VIP seviyesiyle kapalı. O da VIP 4'te açılıyor otavlanma. Ama burada çalışması lazım. Bu karakterler VIP 5 gözüktüğü için. Neyse. Çok önemli değil o. Otavlanma beyler çalışmıyor. Siktir edin, zaten hepiniz bot kullanacaksınız. Ama yani şöyle söyleyeyim. Suro makrosu böyle oyun çalışıyor. Böyle de bir şey var. Ha, oyun içerisinde böyle bir şey var kardeşim. Mesela diyorsanız ki kardeşim ben psikopatım. Ben çarımı kasarken elle kasmak istiyorum. O parmaklar değecek diyorsanız kardeşim. Böyle yapın. Elle seçebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Dert değil yani. Elle seçerekten vurabiliyorsunuz. Ama kendisi kendi kendine yönetemiyor bunu. Ha, bu açılmıyor. Önce bunu mu açıyoruz lan acaba? Bakayım. Dur bir dakika. Şunu bir kapat. Kapan. Amına kodum becerisi. Kapan. Açtı mı da kapanmıyor lan bu. Bir dakika cooldown var. Evet doğru söylüyorsun kardeşim. Her defasında unutuyoruz. Neyse beyler, zaten siz dediğim gibi şey yapacağınız için adını siz söyleyin. Bot kullanacağınız için kardeşlerim sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Bug reported. Evet Zeyd Kazancı, bunu izliyorsan kardeşim bunları düzeltin, insanları mağdur etmeyin. Oto beceri yapılandırması da böyle. Beyler yani sonuç olarak şurayı 10 düşünün. Her şey tamam. Şurayı 10 yapabildiğiniz zaman da çatır çutur kesiyor kardeşim. Olay bu. Çalışıyor. Oto atak kendisi seçiyor. Niye çalışmadı kanka? Bize mi garezi var bu pezevengin? O mu kanka, başka map'te denesene. Şimdi moro Grak'ta çalışmıyor bir diğer tarafta çalışıyorsa zaten hiç çalışmıyorsun. Sen de çalışmıyor, normalde çalışıyor. Evet beyler, oyun bize mobbing uyguluyor. Gene bir şeylerin istilası altındayız. Benim çalışıyor. Vuruyor benim. Allah Allah. Biz mi yanlış yaptık acaba? Acaba biz mi yanlış yaptık beyler? Acaba. Acaba bunu buradan kaldırdığımız zaman da çalışacak mı? Yok. Bence onunla bir alakası yok. Kullanabilecek koruma becerileri falan filan. Buff kısmına da silah koysan abi. Buff kısmına da mı silah koyalım? Buff kısmına da silah koyduk. Kaydet dedik. Gene çalışmıyor. Neden? Çünkü elimizde silah yok. Koyduk. Gene çalışmıyor. Başlayacağım sende. Belli değil. Her neyse beyler. Bu çalışıyor. Ben de şu an çalışmıyor ama çalışıyor moruk. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Yani PC aç kapa diyen var. Banlayın onu hemen. Şimdi beyler. Olay bu. Yani buraya bastığın zaman da küt küt çalışıyor. Makrobot'un güzelliği sadece slotta. Silah koymadan çalıştıralım. Evet kardeşim. Bugün bütün her şeyi deniyoruz. Silah koymadık kardeşim. Kaydettik. Çalıştı mı çalışmadı. Buff'tan da silah çekelim. Bunu çektik. Kaydet dedik. Açtık. Gene çalışmadı kardeşim. Şunu bir kapat aç yapıyoruz. Bak bu oto beceride bir piçlik var.
Otobeceride bir pişlik var Buruk. Ne olduğunu anlayamadım ben. Kaydet değilim. Neyse. Bunu yaptığın zaman da oluyor yani beyler. Olay bu. Her neyse. Şimdi makrobot da geçtiğine göre diğer konuya geçelim. Ya makrobot şu hani alanda. Mesela makrobot da şehre döndüğü zaman da makrobot geri gelmiyor buraya. Yani o kadar akıllı bir bot değil. O yüzden kardeşlerim PHBot forever. Şimdi diğer bir konuya gelecek olursak XP rate. Aga bir dakika şu camı açayım yoksa ben... Kardeşim ben burada eriyeceğim. Bitti mi abi bunların doğum günü? Doğum günü bitmiş. Evet. Devam edelim. Şimdi beyler burada XP rate önemli. Önemli bir konu olmasının sebebi şu, insanlar 0 saat mi? Ne 0 saat kardeşim? Ote geri dönme ha, doğru lan. Doğru. Harbi çok doğru söyledim moruk. Bak şimdi. Yine açıldı. Evet, teşekkür ederim. Neyse beyler siz burayı açarsınız. Ama sonuç olarak da normal 3. parti. O da ne demekse işte. PHBot olur, şey olur, adını siz söyleyin. Esbot olur, onları kullanırsanız daha iyi. Esbot aktif, PHBot da aktif. Sıkıntı yok beyler. Yani yapabiliyorsunuz. Hiç şey yapamıyorsanız da girin benim makrobot yazın şeye, YouTube kanalına. Oradan görürsünüz. Her neyse beyler. Şimdi XP rate'e gelelim. XP rate bu oyunda biraz farklı. Nasıl farklı kardeşim? Şöyle farklı. Burada öncelikle kasılması zor. Nasıl zor? Gelen XP sayısı aynı. Bak. XP sayısında herhangi bir fark yok. Fakat bir sonraki level'a istediği gerekli XP normalinin 4 katı. Anlıyor musunuz? Bak. Anladınız mı? Astro'nun 4 katı. Yani next level için istenilen XP, Astro'da next level için istenilen XP'nin 4 katı olduğu için bu da 4 katı oluyor beyler. Yani otomatik olaraktan 4 katına çıkıyor. Olay bu. O yüzden yani kasması zor. Magic Pop'tan şimdi bunun önüne nasıl geçeceksiniz beyler? Böyle bir zorluk var. Böyle bir zorluk var kardeşim. Fakat kolaylık nerede biliyor musunuz? Kolaylık gene parada kardeşim. Neden? Çünkü Aesro. Anladın mı? Neden? Çünkü Sro. Yani parayı ver düdüğü çal moruk. Mantık bu. Şimdi şöyle söyleyeyim size ben. Düşük degrede san çıkartmak için zaten herkes yani oyunun %80'i Magic Pop deneyecek kardeşim. Ve yüksek ihtimalle de oradan san düşüreceksiniz. Tamam mı? O sana düşürdüğünüz zaman da kardeşim ya da düşürene kadar kullandığınız Magic Pop'taki yeşillerle size Pandora ve MS verecek. MS dediğimiz Monster Scroll yani canavar kağıdı amına koyayım. Tamam mı? Öyle söyleyeyim. Yani bunun adı neymiş? Bu ne demekmiş değil. Normal Tai Su'ya benzeyen şey. Bu yani. Her neyse onu zaten beta'nın kapalısında herkes patır kütür bastığı için biliyorsunuzdur. Şimdi ben size şunu söylüyorum beyler. Eğer ki tek başınıza katıyorsanız diyorsanız kardeşim bende para bok, ben işte gittim bir partime kendim primim çektim ve partideki her üye içinde gittim Magic Pop'tan sana kendim denedim diyorsanız gidiyorsunuz zaten kendi kendinizi yönetiyorsunuz, ondan yana sıkıntı yok. Aleykümselam can, hoş geldin kardeşim. Fakat parti arkadaşlarınızlaysanız, şimdi bütün arkadaşlarınız kardeşim deneyeceği için zaten bu sanı gene aynı sistem olacak. Herkes Pandora MS'leri çıkartacağı için kardeşim. Ne olacak? Sizin daha doğrusu san denerken yanında Pandora MS çıkartacağı için kardeşim. Ne olacak? Sizin bir ton Pandora ve MS'iniz olacak. Şimdi benim size söylemek istediğim trik şu. Şimdi bunu yapacak arkadaşlar bakın. Bunun oluru şudur. Yani bu işin raconu şudur. Premium'u başta açmayın. Önce kardeşim, aleykümselam Umur hoş geldin. Önce kardeşim Pandora'ları deneyin. Magic Pop'tan premium'unuz kapalı kalsın. Tamam mı? Ya da premium'unuzu yani açabilirler. Açıyorsanız ticket'ını kapalı kalsın. Tamam mı? Ticket yok, kapalı hani, kalsın. Ticket kapatılmıyor sanırım bu file. O zaman premium'u açmayın. Oyuna başladığınız arkadaşlarla aynı anda açın. Yani direkt oyun açıldı işte. Akşam 9'da açıldı. Direkt premium'da. O zaman hep beraber açın yani bu işi beraber oğlum, yapacağız. Demek istediğim oydu zaten. Önemli. Benim demek istediğim oydu abi, zaten. Hiç açmayın diyorsun sen de. Açmayın oğlum ya oğlum bak bu community'ye anlayacağı dilden konuş. Sonra birisi illaki içinden çıkıntılık yapacak. Önden gidecek arkadan gidecek. Ben biliyorum bu community'yi. Moruk açmayın siz siktir edin. Tamam mı? Aydan giyi boş verin. Tamam mı? Açmayın moruk. Hiçbiriniz bak parti arkadaşlarınız. Açanı banlayın moruk. Başka adam bulursunuz. Açanı banlıyorsunuz.
Açmıyorsunuz kardeşim. Önce ne yapıyorsunuz? Magic Gold'dan kardeşim sanları deniyorsunuz. Ondan sonrasında kardeşim oradan gelen Pandora Mester var ya kanka, hepsini toparlıyorsunuz ya. Toparladıktan sonra ya Allah bismillah deyip küt. Ne yapıyorsunuz? Premium basıyorsunuz kardeşim. Pandora'yı da aynı zamanda basıyorsunuz kardeşim. Sonra bu ne yapıyor? Hem ticket'la kasıyorsunuz. Hepiniz aynı andaki ticket zamanınız aynı olduğu için hepiniz aynı XP'yi alıyorsunuz. Hem de Pandora'ları da o saatlerde kullandığınız için double double oluyor kardeşim. Yani alayınız winner oluyorsunuz aman okuyun. Ondan sonra kardeşim her şey yenilenmesinde, yani bu tabii ki paranız varsa 7/24 kasın, ona ben karışmam. Bir şey de diyemem ama şöyle söyleyeyim, eğer ki cüz'i bir şekilde oyuna donate attıysanız ve sınırlı sayıda varsa Pandora emesiniz kardeşim, ne yapıyorsunuz? Ticket zamanlarında Pandora'yı basıyorsunuz ki bir sike yarasın. Anladınız mı? Bu yayından anladığımız makrobotu siktir edeceğiz ve Aylangi'yi siktir edeceğiz. Eyvallah, iyi çıkarımlar bunlar. Aynen kardeşim Mustafa, devam ediyoruz. Sana 10 numara sorum var. Yançarı pire atsak server'a tek atmak için. Asıl çarda %100 ticket açsak habire nasıl olur? %100 ticketlar kaldırılmadı mı kanka? Öyle bir şeyler deniliyordu. Yeni yaşın kutlu olsun. Her neyse beyler, yani demek istediğim Pandora MS'de ticket bu. Tamam mı? Şimdi o ne demek lan? İki çara aynı anda nasıl gireceksin? Aynen bak, ben de onu şimdi sorayım diyorum. Diyorum ki ben yanlış anladım galiba, bana mal demesinler diye kanka. Sormadım onu Cihangir. Ama stun yedim. Aynen öyle. Kaldırıldı değil mi? Aynen, kaldırıldıysa sıkıntı yok beyler. Eski sistem devam ediyoruz. Siz beyler burada dinlenenlerin hiçbirini önemsemiyorsunuz. Bu kardeşinizi dinliyorsunuz, tamam mı? Olay bu. Kanka oku, Pandora MS'leri biriktirsek, örnek 30 level'da Pandora MS çıktı. Ben bunu 60 level'da açarsam, evet kanka, Pandora MS'in level'ı yok. Pandora MS senin level'ına göre moblar çıkartıyor. Bu kadar. Bunun haricinde beyler, nereye geçiyoruz? Şimdi partiyi anlattık, kasılmayı anlattık. Şimdi geldik Zurna'nın zah dediği yere. Aleykümselam, Emre'ye hoş geldin kardeşim. Parti düzeni nasıl olacak? Beyler, şimdi size 22 partinin tecrübesiyle konuşaraktan söylüyorum ki Çin'de parti düzeni şudur. Kardeşim öncelikle 2 tane force nüker çar oluyor. Bak, olmak zorunda. Anlıyor musunuz? Olmak zorunda. Bu işin damage'im yok. Yok kanka, ben kasmak için şunu yapacağım. Yok kanka. Yok kanka. Öyle bir şey yok. 2 tane force nüker olmak zorunda kardeşim. Neden? Şimdi kardeşim şöyle bir şey var. Force nüker olmasının sebebi, Force'larda Enes'in skill'lerin başında bahsettiği gibi şu var. 80 level'da kardeşim Healing Orbit, 90 level'da Mana Orbit geliyor kardeşim. Anlıyor musunuz Force'lara? Nükör olmasının sebebi de şu, atağı kısmamış oluyorsunuz. Tamam, bu kadar. Şimdi beyler, iki tane olmasının sebebi de şu. PH kullanan kardeşlerim, S-Bot'ta bu özellik yok diye biliyorum. M-Bot'ta zaten çalışmıyor, olsa bile M-Bot çalışmadığı için PH bot kullanmanızı bu yüzden tavsiye ediyorum. PH botta kardeşim şöyle bir dalga dümen var. Mesela atağa gidiyorsunuz, buff'tan buradan kardeşim player nerf'ü var. Yani ne demek bu? Uzaktaki player. Şimdi kardeşim sen iki tane force tuttun. Biriyle healing bastırıyorsun, biriyle mana bastırıyorsun. Mana basan adam siktir ol gitti tovna, tamam mı? Siz kardeşim manasız kalmayın. Ha? Not nearby. İşte anladınız. Yani şeyde yoksa beyler, not nearby, özür dilerim. Yanınızda değilse kardeşim ne yapıyorsunuz? Siz manasız kalmayın diye. Tamam bak, şu PH botun büyüklüğüne bak. V-Man kardeşim, sponsorluğunu bekliyorum. Yanınızda yok diye kardeşim siz manasız kalmayın diye, sizin o diğer force'unuz, diğer force'unuzun yerine kardeşim ne yapıyor? Sizin o diğer mana basan çarınız yerine mana basıyor. Yani parti manasız kalmıyor kanka. Heal için de aynısı geçerli. Onun haricinde beyler, diğerlerini nasıl yapıyorsunuz? Bu arada iki tane yapmamızın sebebi, hani diyorsanız ki aga işte sadece mana batsın yeter, healin aman okuyun diyebilme şansınız yok kanka. Çünkü 90 cap onun için server'da pot parası belinizi 10 kere büküyor kanka. Tamam mı? Birinizi 10 kere büküyor. Ondan dolayı kardeşim iki tane kullanmak zorundasınız. Yani yok ben mana istemem, yok ben healing istemem, öyle delikanlılığa gerek yok kanka.
Bir force... ikisini birden kullanabiliyor bir parti için de. Ya yani iki tane olmasa daha iyi. Aynen öyle. Gittiği zaman da o çar parti küt yatacak kanka. Yani en azından bir tane, en azından bir tane kalması daha iyi. Onun haricinde beyler, şimdi bu force'lar sadece mana ve heal mı basıyor? Hayır. PE mag da basıyor bunlar. İşte yani yeni skill düzeninin güzellikleri de burada aslına bakarsanız. Yani Europe Party'miş gibi, hani Europe Party biraz Cumhuriyet gibidir diyorum ben. Öyle bir meme. Hani kendi kendini yönetiyor kanka. Kendi kendini çeviriyor parti ama Çin'de öyle değil. Yani private'larda bu eski sistemde öyle olmuyordu. Ama yeni sistemde Çinler de Europe gibi kendi kendini çevirebiliyor. Bu sistemde. Hatta ve hatta bak PE mag'ın yanında kardeşim bak bir de grup res veriyor ya. Grup res veriyor kardeşim. Anlıyor musunuz? Kaçta açılıyor? Kanka 80'de healing orbit açılıyor. 90'da da mana orbit açılıyor. Tamam mı? Sport skill'leri kanka şöyle söyleyeyim ben sana. Ya zaten oraya kadar gidiyorsun bir şekilde de. Sonrasında yani ben şunu söylüyorum size. Genel itibariyle yani sürekli kasılmalar için aslında iyi bu. Yani sen şimdi herkes can hıraş tabii ki de ilk zamanlarda grup res orbit toplu seri heal. Aynen. Şimdi bak şöyle söyleyeyim kanka. Siz sadece 90 olana kadar olan kısmı düşünmeyin. 90'dan sonra da siz orada kasacaksınız. Çünkü oyunda öyle hani bizim klasik private serverlardaki gibi şey yok. Yani böyle hızlı bir oyun şeysi yok. Temposu yok maalesef. Force demişlerdi bu bildiğin cleric. Aynen öyle kardeşim. 5 kavanoz balda var mı? Yok kanka. Şimdi şundan bahsedeceğim. 90 olduktan sonra da bu devam edecek. Hocam Gengam uzun sürer mi? Çünkü şöyle bir şey var. Gengam'ın da dostlukları almış yormaksa. Fakat sebebi bulunduğu sorular. Çok olmadığını düşünmüyorum. Köklü firma olmadığından Pink Bayalak olacaktır. Ben bilmiyorum kanka. Ben sadece burada sizi bilgilendiriyorum. Ben Zeyd Kazancı değilim kardeşim. Ben bir şey diyemiyorum o konu hakkında. Sadece burada sizi bilgilendiriyorum kardeşim. Pashbot hala kırmadılar. Kırsalar da kredi zaten ISO dosyalarıyla uyuşmadığı için kullanamazsın kanka. Onun haricinde beyler. Şimdi şu da var. Önceden yoktu ama şimdi kardeşim artık bütün şeylerde nasıl söyleyeyim size? Silah skill'lerinde yani silah skill dediğim birçok Hexal Patreon'da kardeşim pain var. O yüzden bütün parti komple pain'li kasıldığı için daha sağlam kasıyor kankalar. Yani daha az ölme riskiniz oluyor. Daha sağlam oluyorsunuz. Olay bu. O yüzden pain'li kasmanın da güzelliği var. Yani işte bir yandan PM'ler geliyor. Bir yandan healing'ler geliyor. Mana geliyor. Pain geliyor. O'su geliyor. Bu'su geliyor. Kardeşim mükemmel ya. Anlıyor musunuz? Yani sanki bana Europe Party. Yani öyle çevirebiliyorsunuz mevzuyu. Dozer gibi parti oluyor kanka. Öyle söyleyeyim size ben. Yani öyle bir sağlam. Tank gibi parti ama. Şimdi parti konusunda anlaşılmayan bir yer olursa beyler bunun videosu gelecek ya. Sarın sarın tekrar izleyin kardeşim. PHBOT script çizmeden nasıl çalışıyor? Çizilen script nasıl seçiliyor? Biraz anlatır mısın? Esport PHBOT. Bence PHBOT kanka. Eğer ki çizmeden gidiyorsanız kardeşim normal şey gibi adını siz söyleyin. Onu deneyelim mi? Bak şimdi kardeşim ben buraya PHBOT'ta koydum değil mi? Bunu koydum moruk. Return attım. Esbot'ta gibi. Script çizmeye gerek yok kanka. Sonra bu Tom'da Training Arena'dan şuradan script neredeydi? Skip Tom Script Entry diyorum. Tık diye basıyorum. Gidecek mi? Göreceğiz hep birlikte. Beceri makro avlanması Tom'da devre dışı diyor. Bu burada level up yapıyor. Bir dakika şu level up'ı düzeltelim beyler. Tabii bunu şey yapabiliyorsunuz. En sağda clear auto var ya onu tıklasaydım. Doğru. Her neyse beyler. Alışkanlık işte. Oğlum bu hala basıyor bak. Hogwave'i açıyor bu. Clear auto skill'e de tıklaman lazım. Sadece tamam devam ediyoruz. Inventory'ü de üst üste getiriyor beyler. Şimdi göstereceğim sizi. Sizi değil göstereceğim size. Aleykümselam ben Fatih hoş geldin kanka. Evet bakıyoruz ışınlanacak mı beyler. Eğer ışınlanmazsa PHBOT burada bozuktur ama ışınlanıyor kardeşim. Yani herhangi bir script çizmeme gerek yok. Resmette ne zaman açılıyor bilmiyorum kanka. Büyük harflerle yazmayın lütfen. Evet beyler buradan da direkt ışınlanacağını düşünüyorum. Direkt ben geçecek karşı tarafa.
Buradan da yallah slota yani kanka. Oluyor. PHBOT ikinci çarı nasıl açıyoruz? Kanka menajer var. Ünlen PHBOT yazaraktan kankam. Benim PHBOT videoma gidebilirsin. Orada her şeyi ayrıntılı anlatıyorum. Harbi lan Enes. Samarkand'dan gitmeye çalışıyor bu. Niye böyle yapıyor? Bunu nasıl düzelteceğiz? Onun ayarı var mı? Emin değilim. Esbot'ta var. Ama burada yok. Değil mi? Bak o kısma. Belki bug'la alakalı bir şey görürsün. Vallahi gelmemiş. Bakıyorum şimdi. O zaman yapacak bir şey yok. PHBOT buna, buna update getirir bu durumda. Bu durumda aynen. Bu TR-Sura için özel bir update gelir büyük ihtimalle. Özel bir update gelir. Eğer gelmezse esport vurur. Script çizmen script gerekebilir. Yani script çizmek ya, istemiyorsan esport. İptal ettikleri için böyle. Aynen öyle beyler. Ya PHBOT update getirecek. Ya bunlar Samarkand'ı açacak. Ya kardeşim siz elle script çizeceksiniz. Ya da sikerim böyle işi deyip esport alacaksınız kanka. Önünüzde seçenekler bunlar. Benden söylemesi. Her neyse. Şimdi ben ne anlatıyordum ya? Ben ne anlatıyordum? Ha, devil artı basma. Kankalar şimdi bu oyunda sabakun yok. Eski sistemdeki gibi devil artı öyle basılmıyor. Devil artı nasıl basılıyor? Kardeşim yüzükçüye gidiyorsun efendi gibi. Buraya geliyorsun kardeşim. Buradan çişin malı diyorsun. Gıda. Tamam mı? Gıdaya geliyorsun. Kardeşim eğililip cebine göre alıyorsun buradan. En yükseği artı 10. İdeali de artı 10. Ama paranız yoksa yapacak bir şey yok. Bastığınız artı maksimum 3 saat. 3 saat boyunca öyle kalıyor. Aleykümselam. Taken Mighty. Hoş geldin kardeşim. Şimdi beyler PHBOT kullanıyorsanız. Size kolayını göstereyim. PHBOT kullanıyorsanız eğer. Inventory'ye geliyorsunuz kardeşim. Buradan item'a geliyorsunuz kardeşim. Evokey'nin enhancement var. Buraya geliyorsunuz kardeşim. Hangi level istiyorsanız. Mesela biz 9 yapalım. Çünkü 10 bazen takabiliyor. 9 biraz daha kolay oluyor. Start veriyorsunuz kanka. Küt basmaya başlıyor. Bak ne kadar güzel. Devil artı basmak pilot evin olmuş. Sabakundan daha iyi. Aynen öyle bak. Ice Rob bunu neden yaptı bilmiyorum. Çok şaşırtıcı bir durum. Aleykümselam. Hoş geldin kardeşim. Ne? Mo by the way. Hoş geldin kardeşim. Evet, artı 4'te tıkılı kaldık. Artı 6 oluyor işte beyler böyle. Şimdi bunu botla yapabildiğiniz gibi mesela ilerleyebiliyorsunuz. Hani yerinde kalmıyorsunuz kardeşim. Bunu yapmasanız da mesela atıyorum. Ben de diyorsunuz ki arkadaşlar bende PHBOT yok. Biz köle gibi esport kullanıyoruz. Esport'ta otel kimi de bu var mı bilmiyorum ama elle de böyle deneyebiliyorsunuz beyler. Hatta şöyle göstereyim. Ben hızlı hızlı enter yapıyorum da. Böyle böyle basabiliyorsunuz beyler. Devil artıyı böyle basıyorsunuz. Bunu söylemiş olayım. Bir diğer konu. Bakın. Bir diğer konu kardeşim. Oyundaki stonlar. Kardeşim her ne kadar old school mold school olsa da adamlar artık ırgat gibi çalıştırmak istemiyorlar. O şey. Çok güzel bir durum. Ne yapmışlar kardeşim? Öyle yerden tablet toplayacaksın da. Item kırdıracaksın da. Tableti koyacaksın. Item su, ateş su, tahta gelecek. Birleştireceksin. Bir tanesi daha. Yok kardeşim. O devir de bitti. Yerden kardeşim direkt saf tertemiz stone düşüyor. Bu kadar ve asimile oranı sıfır. Asimile oranı nedir kardeşim? Şu hani STR'e bastığında magical atan düşüyor mesela, tamam mı? Biz bunun private serverlarda ya da öncesinde nasıl önüne geçiyorduk? Atıyorum stekli 10 tane şey var. Stone var değil mi? Onun bir tanesini CTRL ile arıyorduk kardeşim. Pardon, shift ile ayırıyorduk. Teleport oluyorduk. Sonra o asimile olmayı sıfıra çekiyorduk değil mi? Bunda öyle bir şey yapmanıza da gerek yok kanka. Direkt stone alıyorsun, basıyorsun, geçiyorsun. Bu kadar. Bu kadar basit kardeşim. Öyle element melement uğraşmıyorsun. O kadar da old school'a gitmeye gerek yok yani. 2008'e bu manada da döndürmüyor kanka sizi. Bir diğer mevzu Gori sistemi. Şimdi beyler Gori sistemi dediğimiz şey şu. Gori sisteminde itemlarınızı çevirebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Benim elimde şu an spear var değil mi? Gel kardeşim. Burada ne diyor? Neredeydi lan bu? Enes. Yok Gori bu değil ki. Bu Magic Papa'mın akı. Gori... 6. 6. sıra mı? 6 mı? Ha, biletleri orta kalitedeki eşyalarla takas et.
Bu ne oğlum? Ne alaka? Bu değil ki. Onlardan biri ya, ya da bu kaldırmışlar mı? Kaldırıldı mı lan bu? Gengami'de o da mı yok? Gengami'de bu. Onda kaldırmışlar, bilmiyorum. Ison iyi bütün özelliklerini kaldırmışlar yalnız. Token sana bir şey değil mi Morok? Bu o zaman harbi Orta Doğu'da kartları, MENA bölgesinde kartları kanka yeniden dağıtır bu muhabbet. Çünkü şöyle bir şey var. Bu Goro olmadığı zaman da kanka biz Armor'a sövüyorduk. Sövmeye devam edeceğiz. Kardeşim anlatış şeklinde hani pazarda meyve sebze satmaya çalışan pazarcılar gibisin. Eyvallah kanka, iyi pazarlıyoruz. Çok şükür o yetenek var. Goro yoksa VTS Sunblade. Aynen öyle kanka. Mena'da sikiş var, sikiş. Aynen kanka. Blade düşürünce kendinizi bıçaklasın. Blade düşürünce beyler artık klavyeye kafa atıyorsunuz. Ya da işte armor sun geldiği zaman da kardeşim böyle saat kaçı kaç kaçı götünüzü sokacaksınız. Bunu şey yapıyorsunuz. Aynen kanka. Item değiştirme yok. Item değiştirmenin avantajları şunlardı beyler. Belki ileride getirebilirler, söyleyeyim. Mesela spear'ınızı blade'e, blade'inizi spear'a, glaive'e, her şeyi çevirebiliyorsunuz. Armor'ınızı pro'ya, garment'e çevirebiliyorsunuz. Bunları yapabiliyorsunuz. Hatta item'ları çevirirken, sürekli çevirirken kardeşim, statlar da değişiyor. Belli bir gold karşılığında yapılıyordu bu. 150 miydi? Kaç emdi Aysuru'da? Enes. Ya, item'ına göre değişiyor. Yani. 3-5 em bir şey oluyor. 3-5 em miydi? Neyse tamam. 3-5 em kardeşim. Artısı gitmiyor. Blues'u gidiyor mu? Blues'u da gitmiyor değil mi? Blues'u gidiyor muydu? Blue'lar gidiyor. Ha, Blue'su da gidiyor, statı da gidiyor. Artı hariç her şeyi gidiyor. Statları mesela insanlar gidiyor, artısı kalıyor oğlum işte. Artısı sıfırsa random bir artı veriyor. Artı bir gibi yani, artı sıfır harcında bir artıysa artı kalıyor. Yani burada yoksa çok fazla bir bundan bahsetmeye gerek yok. Aynen öyle. Dur şimdi yani ben şunu bahsedeceğim. Şey, bu burada yokmuş. Şimdi eğer getirirlerse şöyle bir şey var beyler. Statı 80 getirmeye falan çalışıyorlardı. Özellikle 80 stat getirmeye falan çalışıyorlardı. Tabi gold'unuz varsa öyle yapıyordunuz. Ama o çok da önemli değildi. Bu server'da survival'da mı yok kanka? Survival'da kaldırmışlar survival'da. Bu server'da. Oğlum bu server'da ya, ne var lan o zaman? Her şeyi kaldırmışlar. Ben survival rekabet. Gori oyuna bir şekilde rekabetti. Battle of Infinity de bir ya, şekilde. Hani oyunu renklendiren şeylerdi. Ne olacak? Kervan sistemi böyle olmayacaktı. Ya bu ne, eski usul kervan yoksa search ettim. Ben bilmem kanka. Ben olanı söylüyorum. Şimdi kervan beyler. Kervan sistemi burada olacak. Yeni token kervan sistemi var. Token sistemini de kaldırmışlar. Battle of Infinity de yok kanka. Özellikle. Token sistemi yok. Ha beyler, token sistemi neydi? 70 level'a kadar kardeşim size yerden gold düşürmüyordu ama gold alınacak her şeyi de bedava veriyordu size. Item'ından HP, MP, potuna kadar. Her neyse. Bunlar da yok. Yani güzel şeyleri kaldırmışlar kanka. Afiyet olsun menfaati. Survival olsaydı beyler, survival'ın işte güzelliği şuydu. Mesela point kasıyordunuz içeride. O kastığınız point de mesela 340 point kastığınız zaman da size bir title veriyordu. Tabi partili ve solo survival'lar var. Bir saat içerisinde sürekli deniyordunuz bunları. Yani bilen arkadaşlar var da bilmeyen arkadaşlara söylüyorum. Bu survival'da ne oluyordu Moruk? İşte 340 point'i kastığınız zaman da size Warrior of şey veriyordu. Yani cesaret savaşçısı title'ı veriyordu. Warrior of Church veriyordu işte. Okulun şunu şu an aklıma gelmedi de. Courage veriyor ha. Courage veriyor kardeşim. Doğru. Niye George diye okuduysa. Courage veriyor. Bu Courage da kardeşim nedir size? Partide kasarken bu C'ye bastığınız zaman da, tamam mı? PH'ye miydi? Aynen, PH'ye power'ınızı %10 arttırıyordu. Eğer solo olaraktan kassaydınız bunu, yani bu şeyi solo coin'den kassaydınız 340 tanesini, bu zaman da size aynı titili veriyordu. Fakat bu partide çalışmıyordu kardeşim. LTP'de çalışıyordu. LTP'de kasarken de yine PMAC power'ınız kardeşim %10 artıyordu. Survivor açık olsaydı. Fakat açık olmadığı için buna gerek yok. Yani ileride açılırsa şey yaparsınız beyler. Yani bunu unutmayın.
Mavi Zerk yok kanka çünkü oyun 90. Mavi Zerk 95'te geliyor. Yani 95-100 update'inde geliyor. Oyuna cap update'i tabii ki de gelecek kankalar. Yani teşvik deme. Ne teşviki kanka ben anlamadım. 90 olduk dese yine etkinlik yok. Yani evet etkinlik konusunda biraz kısırlaştırmışlar oyunu. 90 olduktan sonra job level'ını kasacaksın büyük ihtimalle. Yani yine işte ilk başta dedik ya düşük level ama FB job seti yapman lazım. Bu seni bayağı öne atıyor. Yüksek level olması çok az bir fark katıyor sana ama hani merdivenlere tırmandıktan sonra karakterini geliştirmek için az bir seçeneğin kaldığında mesela yüksek level job'u da kasmak isteyeceksin. Onunla uğraşacaksın. İşte job'u kasarken bayağı eziyet olacak yani insanlara sürekli birbirini kesme ortamı oluştuğu için. Ama bu bir zaman bir yandan da aktiviteyi de doğuracak. O yüzden iyi yani. Devo DC mi? Sen paylaş istersen kanka. Onur. Ben değil. Ya şöyle job için Cihangir. Job'da level atlamak için gereken X miktarı normal level için level atlamak için gereken X miktarından fazlaydı. Şimdi burada normal level atlamak için gereken X miktarını 4 kat yapmışlar ya. Onu bence job'da ellememişlerdir. Büyük ihtimalle job normal level'ın önünden bile gidecek bundan ötürü. Bana öyle geliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Bence job'u ellememişlerdir. Ama her zaman job suit'le kasamayacağın için mesela af olacağın zaman hele böyle kalabalık ve dar bir alana sahip bir server'da job suit'le kasma lüksün olmayacak afken bence. Yani öyle yani kasabilirsin ama çarını o şekilde bıraktığına pişman olabilirsin. Yani gelen geçen kesecek çünkü seni. Onun haricinde beyler son olarak değineceğim konu SP. Şimdi oyunda bir sonraki level için istenen XP fazla olduğu için bu süreç içerisinde SP'yi fazla kasacağınızı düşünüyorum. Ya eğer istenilen SP de 4 kat zorsa işler komple boka sarar. Çünkü şöyle izah edeyim biraz ben size. Düşük ihtimal olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü şu oyunda felopetler yok. Felopetler buff'tan daha ziyade bu level'lar için konuşuyorum. Buff'tan daha ziyade SP verdiği için tercih ediliyordu. Şimdi felopet yok. SP'yi de XP gibi 4 kat zorlaştırırsan herkes yani 30 level alır, 32 level alır, skill'leri 20'de, 25'te kalır. Bu da oyuncular için iyi olmaz. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Bakalım. Ong Farm. Evet, herkesi Cihangir Ong Farm'a... Cihangir şey demiş. Şurada okudum da. Kaçırdım ya. Full safe modda kasılabilir demiş de. Safe mod tamamen safe mod değil aslında. Safe mod sadece senin level'ından 5 ve yukarısının sana dalmasını engelliyor. Yani senin level'ındaki bir adam sen safe moddayken de kesebiliyor seni yani. Aleyküm selam. Valentines kardeşim hoş geldin. Beyler anlatacaklarımız... Bu kadar değil. İşte ben ne var ama bakayım? Şimdi build seçimi, set seçimi... Tamam build'i. Fazla... onu bir bana bırak ben biraz şöyle anlatayım. Şimdi bu oyunda ilk başta bahsettiğimiz gibi skill sisteminde yani oraları dinlediniz. Bir tane silah seçebiliyorsun. Yanına da bir de Firelight Gold alıyorsun. Eğer support build'i force yapmayacaksan. Şimdi bu durumda her build'i yapabilirsin ama mesela ben şahsi olarak Bow'u ve Sword Blade'i birazcık zayıf buluyorum. Yani bu durumda sadece Heuxa build'lerinin öne çıkacağını görüyoruz. Yani çoğu insanın da bu build'leri yapacağını düşünüyorum. Yani diğer build'ler... Blaze kes sesini aslında. İnsanlar yani zevk aldığı build'i oynamak isteyecek. Bu gayet normal bir şey ama bence bazı build'ler ve bazı build'lerden kastım Glaive ve Spear bu iki build'in güç olarak bir tık önünde. Yani tercihlerinizi yaparken bunu düşünebilirsiniz. Bunun dışında işte hangi seti seçeceğiz tarzında bir soruya kapılabilirsiniz. Şimdi bu server sadece only Çin değil mi? Yani sadece Çin karakterlerden oluşuyor. Ve Çin karakterler STR de olsa, INT de olsa bir atak yaptığında hem physical hem magical vuruyor. Yani STR INT olması bunların ağırlığını değiştiriyor ama
STR karakter de el yakma kullandığı için aslında o da magical attack vuruyor değil mi? Bu durumda ben seçilebilecek en mantıklı tercihin Garment olduğunu düşünüyorum. Garment set magical attack defansı yüksek bir set ama Shin sisteminde sana dalan adam hem magical hem physical vurduğu için genel anlamda Garment kullanmak daha avantajlı bir duruma geliyor. O yüzden kesinlikle Garment kullanmanızı tavsiye ederim. Pro bir ihtimal Armor'dan uzak durun diyorum. Yani bu yüzden işte gidip bir san Armor parça düşürdüğünüzde üzüleceksiniz. Yani eski günlerde de bu böyleydi. Yeni günlerde Gori NPC'sini getirmişlerdi. Aysol'u şu an aktif. Burada yok maalesef. Bunu çevirebiliyordunuz. Şimdi öyle bir imkanınız yok. O yüzden bu oyunda en değerli olacak itemler Garment parçalar olacak. Silahlarda da büyük ihtimalle hepiniz tahmin ettiği gibi Spear olacak. O şekilde yani bu seçiminizi seçiminizi buna göre yapmanız sizin için daha avantajlı olur. Ya şimdi şeyi gösterebiliriz aslında. Dur ben şu senin anlatmaya çalıştığını bir toparlayayım. Beyler şöyle söyleyeyim size. Önceki yayınlarda da söyledim gibi. Aleykümselam Tayfun. Garment oluyorsunuz abi. Armor Pro'nun namına koysunlar. Garment oluyorsunuz kanka. Öncelikle bu. İkincisi ne diyorduk? Bow olmuyorduk. Ne diyorduk? Blade olmuyorduk. Neden? Çünkü biz kanser ve zayıf değiliz abi. Tamam. O yüzden bu ikisini olmuyorsunuz. Glaive olabilirsiniz. Spear olabilirsiniz. SS olabilirsiniz abi. Partlarınızda Garment oluyor. Bu kadar. Beta'da şu var. Beta'da olduğumuz için bugün itemler eşit olduğu için ve statlar sıfır olduğu için Spear öldüremiyor kanka. Spear öldüremiyor. STR Glaive'i. Öyle söyleyeyim ben size. Ama buna kanmayın. Official'da yani Astro'nun official'ında 90 cap'li Spear sağlamdı. Spear vs Sword'de de kardeşim bu build üstünlüğü Snow'dan sonra Sword'de oluyor. Yani 1v1'e çok önem veren insanlar SS olabilir kankalar. Yani Sword'dan kastım SS. SS olabilirsiniz ama Spear daha fonksiyonel olduğu için ben olsam Spear olurdum. Armor Bower oynayanlar var beta'da. Evet işte onlar kardeşim mesela oyunun gerçeğinde 25 level'ı bile göremeyecekler. Şöyle söyleyeyim ben size. Bow 90 cap'in kendisinde de zaten zayıf bu build kanka. Anlıyor musunuz? SS 1v1'de iyi. Onun haricinde genel itibariyle çok fazla şey değil. Hani o da şey Snow bittiği zaman da kanka daha iyi. Ya çünkü Snow olduğu zaman da birinde shield var diğerinde yok falan filan. Öyle söyleyeyim. Yani Spear ve Glaive favori iki build diyebilirim. Üçüncüye sayarsak da SS tabii ki bu. Peki item artı sınırı var mı? Misal 7, 76 artı 12 veya 15 gibi silahlar görülecek mi? Vallahi görülür herhalde ya. Bakalım o silahın adı neydi Enes? 11'den sonra basılan şeyin. Oğlum o burada yok. Yani burada kullanılmıyor artı 12'den sonra şey. O 12'den degreden sonrası için geçerli olmuş. O zaman artı 15'e tek weapon'la mı basılacak? Hayır. Artı 15 basma diye yani o proof sistemiyle gelen... O zaman maksimum 12 yapıyorsun öyle mi? Hayır burada artı sınırı yok. Bu 11 degreye kadar artı sınırı yok. Ve ama burada mesela şu an ISO'da olan %10'luk Lucky Event hani default olarak sabit bir şekilde olan Lucky Event olmadığı için burada çok yüksek artılara ulaşılabileceğini zannetmiyorum. Burada şeyden bahsedebiliriz aslında. Immo ve Astral sisteminden bahsedebiliriz. Burada Immo'yu herkes biliyor zaten ne şekilde olduğunu. Astral'ı da artı 4 yani patladığında item'in artı 4 olarak kalması olarak biliyordur eskiden oynayan arkadaşlar. Ona bir değişiklik geldi. Eğer item artı 5'i üstündeyse patladığında artı 5'e düşüyor. Artı 4'e düşmüyor Astral'da. O yüzden artı 9'da patlasa artı 5'te mi şey yapıyor? Bu mu yani? Evet yani Astral'a eğer 5'in üstünde patladıysa Astral varken 5'e düşüyor. 4'ten 5'e denerken patladıysa 4'e düşüyor Astral. Çok da bir olay yokmuş. Aleykümselam Bacık hoş geldin. Her patladığında 4 yerine 5'e düşüyor. Tamam yani artı 1 daha fazla düşüyor beyler. 5'in üstünde bastığınız zaman da Astral'de. Yani çok da bir olay yok. Artı 24 sınır var yani ISO'da öyle. Ya kanka Allah aşkına artı 24 basan gördünüz mü siz? Ben şahsen görmedim. O yüzden çok takmıyorum mevzuları.
Ya Lucky Event'in amına koysunlar ya. Allah Allah, buradan bahsediyoruz. Burada öyle bir şey olursa basarsınız kanka. Aleykümselam, aleykümselam Jülreix. Hoş geldin kardeşim. Her neyse beyler. Oyun genel hatları da böyleydi. Dilim döndüğünce ben açıklamaya çalıştım. Enes'e de teşekkür ediyorum. Kardeşim burada dili döndüğünce açıkladı.